Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Herkese teşekkürler desteğiniz için. Yeni gelen kardeşlerimizden de ricamızda destek olabilirsiniz kardeşinize. Evet arkadaşlar, 7. katta bir bebek. Bu bebek kırmızı ve beyaz tenli bir bebektir. Şöyle bir bebektir. Daha yeni doğmuş ama konuşuyor. Şaşırtıcı. Konuşuyor. Yedinci katta olması enteresan. İniyoruz tabi. Bebek konuştuktan sonra şaşırıyoruz. İniyoruz. Ve yanımdaki neneme şöyle diyorum. Sen bizim zamanımızda bizi beğenmiyordun ama şimdiki bebeklere baksana. Doğar doğmaz konuşuyorlar. Ve biz iniyoruz. Daha sonra bir bina, yine yüksekçe bir yerde bir kadın, esmerce bir kadın ve saçı siyah bir kadın uzaktan bana sesleniyor. Diyor ki karbon, diyor karbon. Karbon dünyanın uydusu gibi inatçıdır diyor. Yani dünyanın, nasıl ki dünya ay karşı karşıyalar, diyor karbon da o kadar etkilidir. Karbon. Karbon da gözümün önünde beyaz beyaz bir toz bulutu gibi ve gökyüzüne yükseliyor ve şöyle görüyorum. Karbon bir ay gibi büyümüş ve dünyanın tam karşısına geçmiş. Onunla iletişim halindedir. Şu anki ona rakabete girmiş dünyayla. Dünyayla sanki inatlaşmaya girmiş karbon. Karbon. Ben de feni bilmiyorum. Fen ilimlerini, kimya ilmini bilmiyorum. Yani açıkçası söyleyeyim yani. Ben 5 sene okudum. Zor şartlarda çalışmak zorunda kalmış bir insan. Ben bu şekil bilgileri veremem size. En azından kimyadır, fiziktir. Ben bunları bilmiyorum. Giremem, matematiktir. Giremem. Benim alanım değil. Benim alanım rüyadır. Ve rüyalarımın gerçek çıkması meselesidir. Bir rüyayı görürüm ve o rüya Allah'ın izniyle 4 ay, 3 ay, 5 ay, 2 gün, 3 gün arasında ya da 1 sene ya da 15 sene arasında çıkar. Allah'ın izniyle. Bugüne kadar böyle oldu. O da Allah'ın verdiği bir hediyedir arkadaşlar. Ben de size sunuyorum. Yani geçmiş videolarımıza tekrardan izleyebilirsiniz. Şüpheniz varsa tekrardan bu videoları izleyin ve ona göre tarihleri de biliyorsunuz. Olayların tarihlerini. Onu da Google'dan araştırın. Videolarımın da tarihine bakın ve ona göre kendi kafanızda iyi veya kötü bir şey olur yani. Ona göre. Bu karbon meselesi üzerine durmak istiyorum. Bence bu karbonun acaba cinsellikle ilgisi var mı? Bunu bana araştırabilirseniz, bulan biri olursa bana ulaşabilir ya da yorumlarda yazabilir. Benim bilgim yok arkadaşlar o konularda. Karbonun cinsellikle ilgisi var mıdır? Cinselliği bozma gibi. Çünkü rüyanın devamı var da, rüyanın devamında bir işte o bana seslenen kadın binadan indikten sonra erkeğe dönüşüyordu. Ben orada biraz kafam karıştı. Bir spiker vardı. Spiker de erkekti. Farklı bir cinse girmişti. Şimdi bu karbon, bu bebek, 7. kat, sonra iniş, sonra karbonun bir ay gibi dünyayla etkileşimi var ve dünyaya sanki bir rakabette. Şöyle düşünülebilir. Ben onu bilmiyorum yani, matematik, işte diğerini bilmiyorum, kimyadır, işte atmosferde ne yapıyor da bu karbon ne yapabiliyor bilmiyorum. Bu bilgileri giremem arkadaşlar, araştırmadım da, araştırsaydım bir bilgim olurdu. Tam araştıramadım diyelim yani, benim hatam, araştırmam lazımdı. Belki ileride tam araştırırım, biraz daha yoğunluk vardı bugünlerde, araştıramadım diye. Bir enteresan bir durum var. Bir şifre var orada. Ben o karbondan bir şifreyi aldım. Ben bu karbonun üzerine gideceğim.
Allah bana boşuna o karbonu göstermedi. O bebek konuşuyor. O bebek Hazreti İsa olabilir mi? Dünyayı kurtarmak için. İşte karbon. Karbon acaba dünyaya zarar veriyor mu? Çünkü benim bildiğim bir şey vardı. Ben aşina olduğum karbon salınımı, iklim değişikliği. Hep böyle benim aşinayım bu kelimelere. Acaba İsa Aleyhisselam iklim değişikliğinin en kötü çağında mı dünyaya gelecek? Deccal'la savaşmak için. Ve konuşuyordu bebek Halil. Ya da bebekler üzerinde bir deney mi var? Bir şeyler mi var? Karbon ya da başka bir şey. Şimdi tam anlatamıyorum. Şifreyi anlatmaya çalışıyoruz. Bir şeyler mi dönüyor çocuklar üzerinde? Ya da Hazreti İsa mı gelme zamanıdır artık? Çünkü konuşan bir bebek İsa Aleyhisselam'ın tasviri diyelim. Yani en azından biz bile biliyoruz. İsa Aleyhisselam küçükken konuşmuştu. Ayeti var. Kimi hocalara göre bu büyüdükten sonra konuşmuştur diyen var. Tabii bu konuyu Allah bilir. Tartışmalı, itirafi bir konudur. Ama Allah bilir. Yine de bizim aklımızda kalan bir bebek. Hazreti İsa'nın konuştuğu, bebekken konuştuğudur. En azından genel anlamda İslam düşüncesi böyledir diyelim. Yani karbon ayak izleri, karbon salınımı. Bu karbon iyi araştırmalıdır. Bize zararları nedir insanoğluna? Cinsiyetle ilgisi var mı yok mu? Onu bir bilelim. Çünkü daha önce Tarık Yıldız'la ilgili bana bir eğitim verilmişti. Yıldırım toprağa vuruyor, toprağı çatlatıyor ve sonra suyun toprağa nasıl girdiğini bana onu gösterdiler. Ve aslında yıldırımın toprağa çok büyük faydası olduğunu o zaman öğrenmiştim. Ondan sonra bu seller bir başladı. Bu seller. Bir yıldırımlar başladı. Yıldırımlar. Ben bu yıldırımları söylemiştim. Yıldırım videom var benim. Yıldırımlar. Ve dünyada bir ülkede 30 bine yakın yıldırım durmadan evlere vurdu ya da boş arazilere vurdu. Boş değildi. Yani rüyalar, herkes kendi rüyası, tabii her insanın rüyası farklıdır. Yani her insanın rüyasını da bir kategoriye koyamayız. Bazı rüyalar vardır. Allah insanlara bir yol göstermek ister. Düşündürme, idrak etme, tefekkür etme. Yani bir yol olarak Allah onlara önlerini görsünler diye, bir tefekkür etsinler diye ya bir düşünsünler diye bir yol gösterici olarak rüyayı gönderir. Bu her zaman böyle olmuştur. Saffat suresi 115. ayet. Allah bir peygambere şöyle diyor. Biz senin rüyanı gerçekleştirmedik mi? Biz sana destek olmadık mı? Bir rüyanın gerçek çıkması Allah'ın takdiriyle olur. Hani Allah ona o rüyayı göstermese ve rüyası doğru çıkmasa o kişi sıkıntıya düşer. İlim sıkıntıya düşer. Onun için Allah onu koruduğu zaman, ona destek verdiği zaman işte bunlar ortaya çıkar ve insanlar da en azından yeni gelecek olan bilgilere daha sadık kalır. Sadık olur bilgiye. En önemli şey bilgiye sadık kalmaktır. En önemli şey budur. Hani şöyle düşünün, benim videolarımı izlemişsiniz. 14 video, 85 videoları, 14 videoları. 5, 6, 28, 17 çok kıymetlidir arkadaşlar. 17. Şimdi 17 hakkında bir video çekmek istiyorum. 17, 8, bak bunlar çok kıymetli. 7, 8, 17, 8, 17. Bu iki sayı çok kıymetli ama ben bunları bu videoda söylesem aslında acele getirmem lazım. Buradan biraz konuşayım, doğrudur videoda olsun.
Bir dahaki videoda daha ayrıntılı bir şekilde 17'ye konuşacağım arkadaşlar. Her sayının kıymetini bilin. Bunu size söyleyeyim. Bazı özellikle benim kanalımdaki sayılara çok dikkat edin. Hepsi hedef şaşırmadan oldu. Hedef şaşmadan. 5'ten sonrası sıkıntıdır. Yıkıla yıkıla ve aldana aldana. Deprem 5'ten sonrası 6. 06 işareti koydum. 0. Sonra 14. 14 kere 14. 7.7 deprem. 14 milyon insanı etkiledi. 14. 14 Mayıs'ta seçim. Evet. Ve Şubat'ta verdiğim bir tarih 28. 14'ten sonra 28. 28 Mayıs seçim. 85 sayısını verdim. 85 işte deprem zamanında 85 saniye sallanması ve DC kimlik numaralı 85 olan kadına anlatırken tam olarak şöyle bir şey oldu. 4 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde 85 milyon insanın TC kimliği ifşa oldu. Bu önemli bir bilgiydi. İki yerde çıktı karşımıza. Bir depremde çıktı. 85 saniye sallanması. Bir de kimlik bilgilerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 85 milyonun deşifre olması. Sosyal platformlarda paylaşılması meselesi oldu. Anlaşılabildiyse anlaşılmıştır. Şimdi böyle kısa bir şekilde anlattım. Tabii bunların uzun meseleleri var. Ani ölümler, sivrisinek gelmesi, kız kulesinin yıkılışı. Yani ben anlatırsam 100'den fazla bu şekilde videolarımız var. Bunları izleyin arkadaşlar. Eski izleyicilerimiz, devamlı izleyicilerimiz bunu biliyorlar. Belki bu video şimdi ben bunlara bu hatırlatmayı yapınca da sıkıldılar biraz. Olabilir. Ama yeni gelen kardeşlerimiz en azından bilgileri olsun. Nasıl bir kanalda olduklarını, ya bu adam niye 17 sayısı veriyor, ya bu adam niye 8 sayısı veriyor dedikleri zaman en azından ben bunu açıklamasını yaparsam en azından bir merak uyanır ve belki de benim eski videolarımı bir izler ve kendinin kalbi en azından rahat eder. Ya der ki işte şöyle böyle hani en azından biraz daha dikkatli dinlemiş olur en azından. Dikkatli dinleyin. Biz konuşuyoruz. Deli değiliz yani ya. Deli değiliz yani. Deli bir insan kız kulesi yıkılacak deyip de yıkılmaz yani. Daha Galata Kulesi meselesi de var. O da olabilir. Bu kadar bilgi Allah ona rüyada göstermez yani. Mesela bazı insanlar var, hiçbir şeye inanmıyorlar, babasına bile inanmıyor. Bazı insanlar gerçekten şöyledir. Gökten melekler gelse de inanmazlar. Kur'an'a ayet var, ha? Kur'an'a ayeti var. Diyor ki biz onlara melekleri mi gönderelim artık? Yani neyi bekliyorsunuz ya? Ya Firavun'a bak. Hazreti Musa'nın asasının yılana döndüğünü görüyor. Yine bahane arıyor. Çekirgeler geliyor. Yine bahane arıyor. Nilleri kana dönüyor. Balıklar ölüyor. Kuraklık oluyor. Her türlü bela geliyor ama yine anlamıyor. Deniz ikiye bölünüyor. Yine anlamıyor. Yani anlamayan bir göz, melekler de gökyüzünden inse diyecek ki bu illüzyondur, manipülasyondur. Ya da işte hologramdır. Diyecek yani. İnanmayan bir insana hiçbir şey yapamaz. Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa'nın iyileştirdiği insanlar ve halkın görmesi bazı yanlış din adamlarının Hazreti İsa olayını çarpıtarak bir sapık olduğunu, dinde sapıklığı meydana getirdiğini anlattılar. Gördüler yani. Daha önce kör olan bir insanın gözünün açıldığını kendi gözleriyle gördüler ve şahit oldular. Daha önce işte bu sıkıntılı bir insandı ve iyileşti yani. Onu görerek onun üzerine iftiralar
atmaya çalıştılar. Peki ne oldu? Peki Hazreti İsa ilk dönemlerde başarısız oldu ya da tam başarılı olamadı. Havarileri öldü, öldürüldü, şehit edildi. İşte dağıldılar, herkes dünyanın bir yerine dağıldı, kaçtılar, kaçtıkları yerde de şehit edildiler. Ama ne oluyor? İsa Aleyhisselam şu anda hem Müslümanlar hem Hristiyan topluluğu hepsi çok sever. İşte böyle. Ama diğer zalimleri kimse hatırlamıyor değil mi? Ona laf atanlara, ona iftira atanlara. Şimdi insanlar onları nalet diyor yani. En azından. Belki de o zamanın iyi alimleri de olmuş olabilir. Hani din adamları da olmuş olabilir ama genel anlamda konuşmalar şöyledir yani. Evet arkadaşlar. Kanala destek olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Kardeşinize bu yolda bir böyle ama videoları da dikkatli izlerseniz çok sevinirim yani. Gerçekten de dikkatli, emeğe saygı çok önemlidir. Çok kıymetlidir. Eyvallah arkadaşlar.